Mal sevgisi ve şehvet tehlikesinden Ebu Bekir'in bile garantisi yoktur. Ne biliyorsun garantisi yoktur? Sen kimsin? Hangi akılla bu ölçüyü koyuyorsun? Ben Ebu Bekir hakkında değil radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimizin şöyle söylediğini kitaplardan okuyorum. Diyor ki Hazreti Ebu Ömer, Allah'a yemin ederim ki nikahlı eşlerimle yaptığım muamele-i cinsiyeden zevk almıyorum. Şimdi burayı bu sözü söyleyen adamın aklı kabul etmez. Belki bana da saldırır. Fakat aklın kabul etmediği alemin ötesinde bir akıl daha vardır. Diyorlar ki Hazreti Ömer'e, niye o zaman sen hanımlarınla muamele-i cinsiyede bulunuyorsun ve evleniyorsun, nikahlanıyorsun? Diyor ki sırf Resulullah Efendimiz'in emrini yerine getirmek için. Çünkü Resulullah Efendimiz emrediyor ki evlenin, çoğalın, sakat bile olsanız sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Sakat bile olsanız da tabir dinde bazı gevşeklikler demektir. Yoksa engelli manasına değil. Bazen namaza işte namazını geçirir veya abdestsiz gezer. Kastedilen budur engelli olan. Buna rağmen böyle ufak tefek boşluğa düşse bile sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim buyurduğu için evleniyorum diyor. E peki nasıl zevkini tatmin ediyor? Muamele-i cinsiyenin fevkinde sonsuz zevkler vardır. Cenab-ı Hak onları onu sevdiklerine ihsan eder. Hazreti Ebu Bekirlerin, Ömerlerin radıyallahu anhüma aldığı zevk onun ötesindeki bir zevktir. Bu akılla, dünyaya şehvet gözüyle bakanlar Ebu Bekir'i, Ömer'i anlayamazlar. Eğer zamanım olsa sırf bu mesele için sadece benim şu yarım kafamda milyonlarca misal ve örnek veririm. Onun için bu mantık, bu anlayış Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'i radıyallahu anh anlayamaz. Hazreti Seddiq Efendimizin son kerameti, keramet haktır. Ama en makbul keramet Resulullah'ın sünnetine ittiba etmektir. Hazreti Ayşe-i Kübra annemize iki kızını, iki oğlunu vasiyet ediyor. Hazreti Ayşe-i Kübra annemiz diyor ki, babacığım benim bir bacım var, bir kız kardeşim var. Sen iki kardeş diyorsun. Diyor ki, Rafikam yani eşim gebedir. Allahu alem kız doğuracaktır. Doğacağın kim olduğunu söylüyor gitmeden. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir dedi. Hangisine tabi olsanız yolunuz hidayettir dedi. Resulullah güneşti, sahabesi ashab oldu. Ne kadar zamanda? 13 sene Mekke-i Mükerreme'de cehenneme çevirdiler hayatlarını. Ama Medine-i Münevvere'de 10 senede milyarlarca güzelliği Peygamberimiz onlara sadece öğretmedi, bizzat yaşattı, yaşadılar. Ve o imanla öyle yürüdüler ki her birisi bir Muhammed oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Her birisi, vücutlarının her zerresi Resulullah'ın muhabbetiyle doldu. Destan gibi okursunuz ve hayran kalırsınız. Hiç kimse bunlar gibi olamaz dersiniz. Bu şehvetle, dünya ile ashabı itham ediyor. Şehvet ve dünya Resulullah aralarındayken özellikle sahabe-i kiramın semtine yaklaşamadı. Muhabbetullah'tan coşmuşlardı. Her gittikleri yerde onları gören "Haza Muhammed" diyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem.